Gümüşhane'den herkese selamlar, saygılar. Bir kış günü burada sizlere paylaşmak istediğim önemli bir yer var. Gümüşhane Devlet Hastanesi, yeni devlet hastanesi. Bakın, bu devlet hastanesi yapımı yılan hikayesine dönmüş. Yer zemin tartışması dolayısıyla problemler olmuş. Bir türlü uygun zemin etüdü verilemediği için uzamış. Ama sonunda bu hastanenin buraya yapılmasına karar veren siyasileri sorumluluktan kurtarmak amacıyla biraz da zorlama bir şekilde hizmete açıldı. Peki açıldı da ne oldu? 7 yılın sonunda açıldı da şöyle oldu. Şehrin dışında dağın tepesinde soğuk, güneş görmeyen, yolu doğru dürüst ulaşımı olmayan bir yerde. Bakın, burada bir yol var. Şu anda kapalı. Ne zaman açılacak belli değil. Bir karda kışta buradan araçların çıkışı bile mümkün değil. Heyelanlı saha, zemin problemli. Bir kaya bile onun üzerine oturuyor. Altı kil. Olağanüstü bir afette, depremde bu hastanenin ayakta kalacağını iddia etmek çok zor. Halbuki hastaneler böyle bir depremlerde bile ayakta durması gereken yerler. Açıldı bu hastane şu anda ama vatandaş perişan. Şehrin dışında buraya ulaşım problemli. Özellikle Torul'dan, Kürtün'den gelen insanlarımız, merkezde ufak rahatsızlığı olanlar, eskiden bir adım yolla bir iki dakikalık mesafeli hastaneye erişim olan insanlar şu anda hastaneye gelip gitmekte bile zorlanıyorlar. Neden bunu yaptınız diyoruz, mantıklı bir açıklama yok. Bir hastane yapım parası kadar bir miktarı da, aynı miktar yani iki hastane parası harcandı buraya, güçlendirme adı altında. Devletin parası çarçur edildi, yanlış yere hastane yapıldı, vatandaş mağdur edildi ve mağdur edenler hiçbir hesap vermeden bu işten sıyırdılar. Ama gün gelecek bunların hepsinin hesabını soracağız. Gümüşhane'den sizlere anlatmak istediğim, paylaşmak istediğim konu buydu. Herkese selamlar, saygılar.